Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arapgir ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin siyasi bir kimlikleri olmadığını, canlarını ülke için feda ettiklerini söyledi. Türkiye'de birçok şehir, birçok gece ortaya çıkar. Bu darbe girişimi Türkiye'de düşüncelerine değişmesini sağlayacak. Bakın, bu darbe tabii ki demokrasiye karşı yapıldı, parlamenter demokrasiye karşı yapıldı. Bu darbe bütün siyasi partiye karşı çıktı, halk karşı çıktı. Silahlı kuvvetlerdeki Atatürkçü, Cumhuriyetçi, subaylar karşı çıkarak bu darbe önlendi. Yani bir topyekun insanlar bir araya gelmesi var. Asker var bunun içerisinde, polis var, halk var, siyasi partiler var, muhalefet partiler var. Bir darbe girişim en birine önlendi. Umarız bir daha Türkiye böyle bir şey yaşamaz. Ve tarihimizin en kanlı darbe girişimini yaşadı. 2008'den sonra cumhuriyetçi, yurtsever, laik, demokratik cumhuriyete sahip çıkan subay, as subayların ordudan tasfiye edildiğini belirterek konuşmasını sürdüren Ağbaba, bir cemaat gidiyor, başka cemaat kamu kurumlarında örgütleniyor dedi. Türkiye'de birçok anlayışın değişmesi gerekiyor artık. Hangi anlayışın değişmesi gerekiyor? Devlet kademelerinde yükselirken, göreve gelirken artık liyakata bakmak gerekiyor. Sen solcusun, sen cumhuriyetçisin, sen Atatürkçüsün diye insanlar ayırmak doğru değil. Ayırmak hiç doğru değil. Bakın bu darbe girişimin sırasında öldürülen insanları o darbeciler öldürürken CHP'li, AKP'li, MHP'li ayırmak. Herkes öldürdü. Bu darbe girişimi aslında Türkiye'de hem Türkiye'yi birleştirdi hem de bazı gerçekler ortaya çıkardı. Bakın özel kuvvetlerde şehit olan astsubay orada darbeci generali alnının ortasından vuran astsubay ailesi Cumhuriyet Halk Partisi. Abisi bizim delegemizin lideri.